Yere dökme de yok. Evet. Aslında tam zaman. Ya ben biraz. Bugün bulunduğumuz tarla Adana'da hemen hemen birinci sınıf arazi diyeceğimiz bir arazi. Buradaki soyadan da ortalama 500'ün üzerinde bir verim bekliyoruz açıkçası dekara. Adana illi Türkiye'de soya üretiminin yaklaşık %60'ından fazlasını üretmekte. Yani Türkiye'de 160 bin ton soya üretiliyor. Bunun 100 bin tonu Adana ilinde üretiliyor. Aslında dünyada tüm konjüktüre bakıldığında soya elzem olan bir ürün. Yani bütün gıda, yem sanayi ve tüm yağ sanayinde en önemli ürünlerden bir tanesi de soyadır. Ve tüm dünya aslında yani soyaya ihtiyacı var. Biz soyanın büyük çoğunluğunda ithal yoluyla ülkemize geliyor ama biz bu ithalatın önüne geçmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Zaten üretimdeki durumumuz da göz önüne alındığında aslında Türkiye'de soyayla mücadele eden tek il Adana gibi görünüyor. Yani bugün %60'ını üretiyorsanız bir ürünün diğer illere çok bir şey kalmıyor açıkçası. Biz tüm soya ekilebilecek bölgelerde soya üretiminin arttırılması, hem ülkenin döviz kaybının önlenmesi, hem de ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlanması açısından öneriyoruz ve bununla ilgili mücadelemizi devam ettiriyoruz. Yerli tohumdan bahsettiniz, biraz açalım. Evet, şimdi tabii bir taraftan üretim yaparken tohum sektöründe gelişmesi gerekiyor. Bugün burada şu an içinde bulunduğumuz arazinin tohumu tamamen yerli üreticilerimiz tarafından üretilmiş tohum. Ve şu anda da baktığınızda yani 500 kilogramın üzerinde bir verim de alındığını göz önünde de bulundurursak gerçekten Türkiye'de de tohumculuk sektörünün ciddi şekilde geliştiğini, artık dünyayla mücadelede önemli bir kademede olduğumuzu da bildirmek istiyoruz buradan. Çukurova gerçekten tüm ürünlere bakıldığında, özellikle endüstriyel yağlık yağ bitkilerde en önemli merkezlerden bir tanesi. Mesela bugün Mısır'ın %20'sini hemen hemen Adana üretmekte birinci sıradayız. Soyanın %60'ını, yer fıstığının %60'ını, ayçiçeğinin %13'ü tahmin ediyorum biz üretiyoruz. Yani pamuk mesela geçmişte şeydi, bu sene biraz daha arttı. Şu an Türkiye'de pamuk ve ayçiçeğinde de 5. sıradayız. Bunları üst üste koyduğunuzda yağlık bitkiler üretim merkezi haline dönüşmüş Adana, Çukurova. Ve bunun da tabii daha verimin arttırılması yönünde ve dekara elde edeceğimiz rekoltenin yükselmesi adına da ciddi çalışmaların olduğu bir merkez. İnşallah bunlar tamamlandığında da Adana'da örneğin dekara 700 kilogram soya almak herkesin hayalidir. Ve bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Biz hem yerli tohum firmalarımız hem de bizim diğer üreticilerimizin gayretiyle bunu başaracağız inşallah. Tabandan tavana kadar her yer asıl böyle olmasın. Evet. Tutacak yani. İnşallah. Tutmuş da yani. Tutmuş da sadece. Yaş bekar soya ekimi yapılıyorsa bunun büyük bir kısmı bile seçecek olmaz ama. İkinci de geliştirmeler lazım müdürüm. Biraz yerler biraz geç kalıyor ya. Erkenci ve desteklemelerde aynı yere 3 liraya kullanılan yer orası. Şu an bütün yemciler yurt dışından yetiyor. Bugün şöyle.